Bir felsefe sınavının sonuçları ortalaması 40, standart sapması da 3 olan normal bir dağılım göstermekteymiş. Levent bu sınavdan 47,5 almış. Hmm. Soru ise şu: Sınav sonuçlarının ne kadarı Levent'in sonucundan yüksektir? Şimdi neler olup bittiğini anlamak için hemen bir çizim yapalım. Sınav sonuçlarının dağılımı normalse buna benzeyen bir şey elde edeceğiz öyle değil mi? Simetrik olmasına çalışıyorum. Evet. Ortalaması 40 ise burayı da 40 olarak alabilirim. Standart sapması da 3'müş. Ortalamanın bir standart sapma yukarısını ve bir standart sapma aşağısını da bu şekilde işaretleyip buralara da 40 3 ve 37 yazıyorum. Levent'in sonucu 47 buçuk ise bir bakalım buralarda bir yerde olacak değil mi 47 buçuk. Bizden Levent'in sonucundan yüksek olan sonuçların ne kadar olduğunu başka bir deyişle normal dağılım eğrisinin altında kalan alanın 47 buçuktan büyük kısmını bulmamızı istiyorlar. Bunun için öncelikle 47 z değerini bulacağız. Acaba ortalamanın kaç standart sapma üzerinde? Sonra da z tablosu kullanarak bu değerin altında altında kalan yüzdenin ne olduğunu bulacağız. Neden? Çünkü Z tabloları bir değerin altında kalan alanın yüzdesini verir ve son olarak da bu yüzdeyi birden çıkardığımızda 47 üzerinde kalan kısmın ne kadar olduğunu bulacağız. Normal dağılım eğrisinin altında kalan alanın bir eşit olduğunu hatırlıyorsunuz değil mi? Evet, kırmızı alanı bulmak için turuncu taralı alanı birden çıkarmamızın sebebi de işte tam olarak bu. Haydi bakalım. Ne demiştik? Önce 47 z değerini bulacağız dedik değil mi? Bir bakalım Levent'in sonucundan yani 47 buçuktan ortalamayı yani 40'ı çıkaralım. Levent'in sonucu ortalamanın 7 buçuk puan üzerinde. Peki bu kaç tane standart sapma eder? 7 buçu 3'e bölersek bu sonucu 3'e böl demek. Levent'in sonucu ortalamanın 2 buçuk standart sapma üzerindeymiş demek. Evet aradığımız z değeri 2,5. Hemen not ediyorum. Pozitif olarak 2,5. Sonuç ortalamanın altında olsaydı negatif olacaktı. Şimdi de bir z tablosu kullanarak ortalamanın 2,5 standart sapma üzerinde olan kısma kadar olan yüzdenin kaç olduğunu bulalım. Turuncu taralı alanı bulduğumuzda bir de birden çıkaracaktık. Unutmayalım. Z tablomuzu da şöyle bir çıkaralım. Bundan önceki videolarda görmüştük ama buradaki sütunda Z değerinin onda birler basamaklarını, burada da yüzde birler basamaklarını görüyorsunuz. Aradığımız değer iki buçuk olduğu için aslında 2,50'yi arıyoruz öyle değil mi? Ekranı aşağı kaydıralım. Evet işte burada. 2,5 bu satırda. Sağa doğru devam edersek ki aslında doğrudan birinci sütuna bakacağız. Çünkü çünkü bizim yüzde birler basamağımızda sıfır var. Bu noktada bunun Levent'in sonucundan yüksek olan sonuçların yüzdesi olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Sakın öyle düşünmeyin çünkü bu doğru değil. Az önce de söylediğim gibi Z tablosu belirli bir değerin altında kalan yüzdeyi verdiğinden bunu birden çıkarmamız gerekecek. Hemen ben de hesap makinemi çıkarayım. 1 eksi 0 virgül %0,9938 evet 0,9938 ya da %99,38'in Levent'in sonucundan düşük olan sonuçlar olduğunun bir kere daha altını çizmek istiyorum. 1 eksi 0,9938 de Levent'inkinden yüksek olan sonuçları verecek. İşte bu. 0,0062 yüzdeye çevirirsek yüzde 0,62 buluruz. Levent'in sonucu ortalamanın 2,5 standart sapma üzerinde olduğu için bulduğumuz bu sonuç son derece mantıklı. 0,0062 ya da yüzde 0,62.